Evet, bugünün en çok konuşulan konusu internet üzerinden yayın yapan kuruluşlara RTÜK denetimi getiriliyor olması. Bu daha önceden de konuşulan bir konuydu. Bugün kararnameyle netleşmiş oldu. Resmi gazetede yayınlandı. Çok fazla soru işareti var. Acaba hangi kapsamda ele alınacak gibi bir soru işareti var bir kere. Netflix, Blue TV ve Pluto TV ön planda gözüküyor ama YouTube kanalları da buna dahil mi? Bu soru işaretlerinin cevabını arıyoruz. CHP RTÜK üyesi İlhan Taşçı şu anda hattımızda. İlhan Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şimdi ilk olarak şunu sormak istiyorum. Böyle bir yasa daha öncesinde de konuşuluyordu ve son dönemde özellikle Netflix'te yayınlanan bazı içeriklerin toplum ahlakını bozduğu gerekçesiyle şikayetler geliyordu ve bunun üzerine biraz yasanın çıktığı konuşuluyor, bu kararnameyle yasanın çıktığı konuşuluyor. Burada nasıl bir denetim olacak? İlk olarak bunu konuşalım. Diyelim ki birazdan maddelerle alakalı da orada kullanılan kavramlarla alakalı da detaylıca konuşuruz ama diyelim ki Netflix ile ilgili içeriğinde bir problem oldu, bir problem görüldü. Ne olacak? Ona bir sansür mü uygulanacak? Sansür mü uygulanması talep edilecek? Nasıl bir uygulama işlenecek burada? Aslında kısacık bir anımsatmakta yarar var. Geçtiğimiz yıl Mart ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu internet denetimiyle ilgili, internet yayıncılarının RTÜK tarafından denetlenmesiyle ilgili yasa çıkmış. Ama bunun yürütme yönetmeliği çıkmamıştı. İşte bugünkü resmi gazetede aslında yürütme yönetmeliği de yayınlandı. Dolayısıyla bugün itibariyle artık internet yayıncılığı yapan gerçek ve tüzel kişilerin RTÜK üzerinden lisans alarak yayın yapması yasal bir zorunluluk haline geldi. Biz o kısımlarını hızlı atlarsak, yani o lisanslama işlemlerini hızlı tamamladığını varsayarsak gerçek ve tüzel kişilerin bundan sonra ne yapacağımız, rutin ne yapacağına bakmamız gerekiyor. Aslında şunu yapacak. Radyo ve televizyonları denetleyen rutin artık bugün itibariyle interneti, dijital alanı da denetlemeye başlayacak. Nasıl denetleyecek ya da hangi platformları denetleyecek? Çünkü örneğin şimdi siz de dediniz işte Netflix örneğini veriyorsunuz, YouTube'u veriyorsunuz. Mesela YouTube'u dikkate aldığımızda YouTube'un kuruluş platform olarak kuruluş hareket noktası video paylaşım sitesi aslında. Ama bugün aldığı biçim itibariyle baktığımızda bazı içerikleri bakımından bir video paylaşım sitesinin ötesinde bir yayıncı kimliği var. Bazı yayınların. Mesela buradan hareketle RTÜK YouTube'un bir bölümünü denetleyecek. Bana göre bunda hiçbir tartışma yok. Birinci kısım bu. Yani şunu Netflix. şu anlamama geliyor. Diyelim ki biz atıyorum Yol TV olarak canlı yayın yayınlıyoruz. YouTube üzerinden yayınlıyoruz. Biz TürkSat uydusunda değiliz. Astra uydusundayız normalde. Bizim gibi Evet. kanallar ama aynı zamanda full canlı yayın yapan YouTube üzerinden canlı yayını bir akışa bağlı olarak canlı yayın yapan kanallar denetim altına alınabilir anlamına geliyor bu, değil mi? Tabii, burada hiçbir tartışma yok. Çünkü sizin bir yayın akışınız var. Hangi saatte hangi yayının verileceği var. Bunun canlı olması ya da paket bir program olarak daha sonra aynı yayının, canlı yayının YouTube üzerinden yayınlanması artık bir ayrıcalık, bir farklılık yaratmayacak. Sonuçta siz şu anki koşullarda RTÜK kurallarına tabisiniz ve bu kurallar çerçevesinde denetleniyorsunuz aslında. Bazen yaptırımlarla karşılaşıyorsunuz. Tıpkı şu anki yayıncılık anlayışıyla, hani sizin televizyonunuz örnek verirse, onun dijital yani internet dünyasında yayınlanan formu da ister canlı olsun ister paket, aynı yayın akışının veya aynı yayın içeriğinin yani yayınlanmış olması sizin de artık denetime tabi olacağınız anlamına geliyor. Buradaki nüans şudur aslında. Onu gözden kaçırmamak gerekiyor. Artık bundan sonra tartışacağımız iki konu var. Hangi paket programlar ya da hangi yayınlar bir yayıncılık faaliyetidir? Çünkü yayıncılık dediğiniz kavramın da içi değişiyor. Dijital bir çağdayız ve bu dönüşüm bütün yayın içeriyor. Eskiden televizyon dediğiniz zaman yapılan yayınla izlenen aygıt aynı aracı işaret ediyordu. Ama bugün televizyon dediğiniz şeyi sadece cihaz olarak görmememiz gerekir. Bunu iPad üzerinden, tablet üzerinden, cep telefonu üzerinden de izliyorsunuz. Dolayısıyla içerik aynı ama ulaştığınız araçlar değişiyor. Peki şunu soracağım. Şimdi yönetmelik kapsamını alınan internet televizyon yayını şu şekilde tanımlanmış. Bireysel iletişim hizmetlerinin dışında
programların bir yayın akış çizelgesine dayalı olarak izlenebilmesi amacıyla bir medya hizmet sağlayıcı tarafından sunulan şifreli veya şifresiz görsel işitsel yayın hizmetinin internet ortamından yayınlanması. Aslında bir yayın akışına bağlı olarak bir akıştan bahsediyorlar. Şimdi evet. Burada biz az önce kendi kanalımız için böyle bir örnek verdik ama başka kanallar için belli saatlerde canlı yayına giren ama sabit bir yayın akışı olmayan, sürekli bir yayın akışı olmayan kanallardan da bahsediyoruz. Örneğin bunlar da bu kapsama giriyor mu ya da bu kısım çok Burası, muğlak mı? evet, burası maalesef bizim gri alanlarımızdan. Yani siyah beyaz kadar net değil. Nedeni de şu, hem kanunda, yasada hem de yönetmelikte her şey çerçevesi net bir şekilde çizilmemiş. Bazı uçlar açık. Mesela özgülenmemiş platform diye bir ifade var yönetmelikte. Mesela ben bunca yıllık iletişimciyim, hayatımda ilk kez özgülenmemiş platformu duyuyorum. Dolayısıyla bunun ne anlama geldiğini ben bilmiyorum. Şundan bahsediyorsunuz bu arada. İsteğe bağlı yayın hizmeti sunan internet yayıncıları bu kısımdan mı bahsediyorsunuz? Hayır, yok. Onlar şu. İsteğe bağlı yayını şöyle düşünebiliriz en yalın haliyle. Netflix isteğe bağlı bir yayıncılık anlayışıyla yayın yapan bir platformdur. Yani ne demek? Bir kişi, yetişkin bir kimse kendisi ücretini ödeyerek ulaşmak istediği bir yayını satın alıyor. İsteğe bağlı. O kişinin isteğine bağlı. Mesela televizyonu düşündüğünüz zaman televizyon çok da isteğe bağlı değildir. Tercihe bağlıdır. Ne demek istiyorum? Kumandanızda siz 1, 2, 3, 4 diye sıralamayla program akışına takip edersiniz. Tercih ettiğiniz yayını izlersiniz. Ama isteğe bağlı yayıncılıkta siz nasıl bir içerik istiyorsunuz? Bu çok farklı. Dolayısıyla Netflix isteğe bağlı ya da Netflix'ten Puhu TV, Blue TV bunlar isteğe bağlı platformlardır. Bu haliyle yönetmeliğin bu biçimiyle yürürlüğe girmiş olması bugün itibariyle şu sonucu yaratacaktır. Bundan sonra Netflix'te siz örneğin bir öpüşme sahnesini görmekte zorluk çekebilirsiniz bir film içerisinde. Çünkü şu anki rütük mevzuatı itibariyle müstehcenlik kavramı içerisine sokulup cezalandırılması mümkündür. Niye? Bu pratiği biz görüyoruz. Nerede görüyoruz? Televizyonlara yönelik programlarda görüyoruz. Rütüğün 25 yıllık pratiğini, birikimini, tırnak içinde birikimini aynı biçimde internete, dijital ortama çevireceğini düşünmemiz gerekir. Bu da şu demektir aslında. Netflix, insanların Netflix ve benzeri platformlar, Puhu TV, Blue TV neden tercih ediyorlar? İnsanlar aslında televizyonda ya da izlemek istedikleri yayınlara ulaşamadıkları için ek bir ücret ödeyerek isteğe bağlı bir şekilde başka bir yayına yöneliyorlardı. Şimdi bu internet denetimiyle, internet yayıncılığı denetimiyle artık orada içki mozaiklenecek, sigaralar çiçeklenecek. Peki Netflix bunu kabul etmek zorunda mı? Örneğin diyelim ki onlara diyecekler ki siz bunları sansürleyeceksiniz. Böyle bir tercih hakkı şimdi yok maalesef. Çünkü çekilecek olmadı Türkiye pazarında. Bütün ülkelere, farklı ülkelere kendi farklı içeriklerini sunan bir platformdan söz ediyoruz. Ben bunu uymuyorum deme şansı yok. Eğer bu kurallara uymak ve bu kurallar çerçevesinde yayın yapmak istiyorsa yapmak zorunda. Yapmak istemiyorsa o zaman rütüğün yaptırımlarıyla karşıya kalmak durumundadır. Kalacaktır da. Hatta şöyle bile olabilir. Netflix'in şu anki yayın içeriğini az buçuk bir üst kurulu üyesi olarak bilen birisi olarak söylüyorum. Bu içerikle sanırım Türkiye Netflix'i dünyada yasaklayan, cezalandıran ilk ülke olacaktır bu mevzuatla. Şimdi Kerem Altıparmak'ın bir görüşü var bu konuyla ilgili. Evet. Onu okuyacağım hemen size. Bugün yayınlanan internet üzerinden televizyon yayıncılığına ilişkin RTÜK yönetmeliğini bir cümleyle tanımlayabilirim. Türkiye sansür tarihinin en büyük adımı demiş ve şunu söylüyor. Yeni RTÜK yönetmeliği uyarınca mevcut RTÜK ve 6112 sayılı yasa karşısında ben Netflix yöneticisi olsam derhal Türkiye'yi terk ederdim. Bu düzenlemeden alternatif haber yayın yapan herkes etkilenecek. Hükümet aleyhine yapılabilecek her türlü yayın kontrolü altına alınıyor. Katılıyor musunuz bu görüşe? Yani bütün Kerem Hoca bu konularda Türkiye'de ve uluslararası arenada hukukçu kimliğiyle bilinen bir isimdir. Katılırım ama umarım hocanın bu öngörüsü gerçekleşmesin. Çünkü ben özgürlüklerden yana bir tutum alınması gerektiğini düşünüyorum. Biraz önce söylediğim gibi muğlak ifadelerin özgürlükler lehine kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Ama bir taraftan da şu gerçeği de 2 yıldır üst kurul üyeliği yapan bir üye olarak söylüyorum.
maalesef rütük pratiğine baktığımız zaman bunun çok da lehe kullanılmadığını da bilen bir isim. Yani somutlaştıralım. Yabancı bir şarkı klibi Türkçe'ye çevirip onu cezalandırabilen, müstehcenlik gerekçesiyle yabancı şarkı sözlerine ceza veren bir rütük anlayışı var karşınızda. Dolayısıyla hocanın o öngörüsü çok da uçuk, ekstrem bir öngörü değil. Çünkü Netflix insanların tercih etmesinin nedeni şu. Yani net bir şekilde kendi istedikleri yayınlara ulaşmak istiyor. Yani argo kullanılabilir, bu bir tercihtir. Doğru yanlış, o bizi ilgilendirmiyor. İnsanların tercihini sorgulamak gibi bir durumumuz yok bizim. Veya sigara görüntüsü. Bizim bunu denetlemek gibi bir sorumluluğumuz var mı? Benim için kocaman bir soru işareti. Ama bugün itibariyle maalesef bütün yayıncıların, internet yayıncılarının bu kurallara uyması yasal bir zorunluluktur. Ben bu kuralı tanımıyorum ya da bu kurala uymuyorum deme lüksleri yoktur. YouTube için de o zaman benzeri durum geçerli. Efendim? YouTube için de benzeri bir durum geçerli diyebiliriz. YouTube'un belli bir bölümü için geçerli. Şimdi YouTube şöyle, bir video paylaşım platformu olarak kurgulanmış ama bazı bölümler itibariyle yayıncı gibi davranan programlar var. Ne demek istiyorum? Örneğin bir diziyi televizyon kanalı, A kanalı, B kanalı, önemli değil. Kendi yayınında, programında, akışında veriyor. Daha sonra kendi logosuyla aynı yayını, programları YouTube üzerinden yayınlamaya devam ediyor. Şimdi bunun tekrarı rütük açısından bir farklılık yaratmıyor ki. O da bir yayın. Sadece kullandığı araçlar farklı. Birisinde örnek karasal yayın üzerinden izleyiciye, hedef kitlesine ulaşıyor. Diğerinde ise internet üzerinden bir hedef kitleye ulaşıyor. Evet. Ama rütük örneğin şöyle kanallar hangi aracı var. Kullanarak ulaştığı artık bu noktadan sonra önemli değil. İster uyduyu kullansın, ister karasalı kullansın, isterse internet üzerinden ulaşsın. Önemli olan bu değil. Araçlar değil artık. Bugün itibariyle hepsini denetleyebilir rütük. Evet, şimdi bir şeyi daha netleştirmek için, daha doğrusu anlaşılması için sormak istiyorum. Yakın zamanda SETA raporu da çok konuşuldu biliyorsunuz ve orada yabancı kuruluşların Türkiye'de açtıkları şubeler üzerinden bir hedef gösterildi birçok yayın kuruluşu. Ve onlar aslında burada uydu üzerinden yayın yapmıyorlar. Burada sadece belli platformlar var bahsettiğiniz gibi. O platformlar aracılığıyla yayınlarını gerçekleştiriyorlar. Bunlar da aslında bir o platforma uygun bir yayın mantığıyla gerçekleşiyor. Bir akış mantığıyla değil. Şimdi örneğin bunlara müdahale etmek istiyor RTÜK. Ve diyor ki biz bir şekilde müdahale edeceğiz. YouTube onların kanalını kapatıyor mu? Ne yapabilir? Yani bu yönetmelik çıktıktan sonra orası da muğlak mı yoksa hani şimdi belli şöyle, mi? Şöyle oradaki tablo şudur. Öncelikle SETA'nın fişleme raporuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Umarım sizin aklınıza gelen yasa koyucunun aklına gelmiyordur ya da iktidar çevreleri bunu düşünmüyordur. Yani o SETA raporuyla internet mecrasını, yayıncılığını denetlemek gibi bir şeyi paralel biçimde götürmek Türkiye'yi açısından gerçekten Türkiye'yi uluslararası arenada zor duruma sokar, utanç verici bir duruma sokar. Nedeni de şudur. Sonuçta dünyanın her yerinde uluslararası yayıncılar, aktörler vardır. Farklı ülkelerden kendi ülkelerine veya bir başka ülkeye veya başka ülkelere yayın yapmaları yayıncılığın doğasının bir parçasıdır. Zaten bunu uluslararası sınır ötesi yayınlar sözleşmesi de düzenliyor zaten. Dolayısıyla bunların bir başka ülkeden yayın yapıyor olması denetlenmeyecekleri anlamına gelmez. Sözleşme kapsamında Türkiye'yi de kapsadıkları için, yayınları Türkiye'ye de yöneldiği için denetlenebilirler. Ama umarım sadece bu SETA raporundan ya da fişlemesinden hareketle böyle bir denetim yapılmasın. Ama şöyle de bir gerçeklik var, onu da görmemiz gerekiyor. Buradaki yönetmelik ve yönetmeliğin de hareket noktası olan yasa muğlak ifadeler içeriyor. Şöyle olsaydı sorun yoktu. Çünkü iktidar tarafı bunu savunuyor. Nasıl ki televizyonlardaki yayınlar rütük tarafından denetleniyorsa, televizyonların yapmış olduğu, internet üzerinden yaptıkları yayında denetlenmesinde bir sakınca yok deniliyor. Şimdi bu cümle çok janjanlı bir cümle, afilli bir cümle, dikkat çekiyor. Ama gerçeği yansıtmıyor. Neden gerçeği yansıtmıyor? Yasaya baktığımızda bu kadar net bir çerçeve yok yasada. Yönetmeliğe baktığımızda televizyon yayıncılığı yapan yayıncıların internetteki yayınlarının denetlenmesi gibi bir netlik yok. Muğlak ifadeler var, ucu açık. Örneğin
özgülenmemiş platform. Mesela ben 20 küsür yıllık gazeteciyim, iletişim hocalığı yaptım. Özgülenmemiş platformun ne olduğunu, 2 yıldır da üst kurulu üyeliği yapıyorum. Ne olduğunu bilmiyorum mesela. Bunun içine istediğiniz her şeyi sokabilirsin. Evet. Dolayısıyla bu şu demektir, bu demokrasinin kılıcı demektir. Bu isteğe bağlı denetim demektir. Bu birilerinin istediği kadar özgürlük demektir. Ya da birilerinin istediği özgürlük sınırının çerçevesi içinde yayıncılık yapmak demektir. Oysa internet medyacısının ya da internet yayıncılığının bu kadar Türkiye'de popüler olmasının, ilgi görmesinin altında yatan temel neden neydi? Şu: televizyonculuk, yayıncılık, gazetecilik çölleşti, sığlaştı, niteliksel anlamda çok ciddi bir çöküş yaşadı. Bunun bir alternatifi olarak ortaya çıktı. Yani alternatif bir medya yaratıldı aslında internet ortamında. Şimdi görülen o ki iktidar tarafı alternatif medyayı, yani muhalif bir medyayı, farklı söylemi tercih eden, farklılık yaratan, farkındalık yaratan internet yayıncılığını da zaptur raptı altına almak istiyor. En hafif deyimiyle RTÜ, demokrasinin kılıcı gibi bu internet yayıncılarının üstünde sallamak istiyor. İşin evet. Ez cümle özeti bu gibi sanki. Evet, peki çok çok teşekkürler İlhan Taşçı. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet. CHP RTÜ üyesi İlhan Taşçı ile konuştuk. Bütün yayın kuruluşlarının denetim altına alınabileceğini, çok geniş bir kapsamı hedeflediğini söyledi bu yasanın.